Tamam, başlayabiliriz. İlk önce davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ettiğimi söyle ona. He's saying thank you for accepting his invite, Knox. Yeah, I want to thank you for the invite and for the opportunity to talk with you guys. O da teşekkür ediyor davet ettiğin için ve konuşması için fırsat verdiğiniz için. Rica ederim. Şimdi öncelikle onu tanımak isteriz de yaşından, bulunduğu yerden, işinden falan biraz kendinden bahseder mi? So how old are you? Like what do you do? I guess also which realm do you play in and your game name? So I'm 20 years old and I play in 317. My game name is Knox. Okay, and what do you do? Like in real life? In real life? Well, I'm still studying. Still studying. 22 yaşındaymış. O da 317'de oynuyormuş. Adı da Knox. Şu an okuyormuş. 22 yaşında okuyor. Vay, bayağı gençmiş ya. Vallahi şaşırdım. Hı-hı. Peki ona şey sor. Oyunla ilk nasıl tanışmış? Reklamlardan mı görmüş? Birini önermiş? Yani ilk nasıl başlamış oyuna? So how did you start playing this game? Did someone recommend it or you saw it on ads or something? Honestly, I don't remember how everything started, but I think that I randomly downloaded it. And I think it was Sanserlim Sushi, or less. But I stopped for 2 years. After, because of studies, then I came back and started in RLM 198. Açıkçası nasıl başladığımı hatırlamıyorum. Sanırım rastgele bir şekilde indirdim. Ve hani o zaman Realm 30 falan vardı. Belki daha azdı. Ama sonra 2 sene bırakmış. 2 sene sonra tekrardan gelmiş. Okul için sanırım bırakmış. Sonra geri gelip 198'de başlamış. Yani şey bir bırakmış sonra tekrar oyuna dönmüş. Öyle mi oluyor? Aynen. 2 sene bırakmış sonra tekrardan gelmiş. Peki bırakma o zaman 198'de. And why did you stop playing? You said studying? Yeah, because of studies. And because the game was I was getting bored in the game. I was getting bored? I wasn't really taking the game seriously. Just like having some time. O zaman oyunu çok ciddiye almıyordum da okulda başlayınca çalışması gerektiği için bırakmış o dönem. Anladım. Peki oyuna günde kaç saat vakit ayırıyor ortalama? How much time do you spend in the game every day? Spend less time on the game. Maybe 1 hour or 2 maximum a day. But it's because we don't have a war. But sometimes I spend like the half day on the game. When some friends calls me in other realms, trap in wars. Okay. 1 ya da 2 saat ayırıyormuş maksimum. Ama şu an hani bir savaş olmadığı için. Ama bazen günümün yarısını oyuna ayırıyorum. Hani başka realmlardan çağıran arkadaşlarım oluyor oynamam için. O zaman günümün yarısını ona ayırıyorum dedi. Anladım. Peki kaç yıldır oynuyormuş oyunu? How long have you been playing it? Since 198, I think 2 years or something like that. 19 what? 198. I think it's 2 years. 100. Okay. Şey 198'den beri oynamış asıl. Yani yıl olarak. Yani ondan önce de oynamış ya. Yani bilmiyorum ki ben de. 198'den muhtemelen 4 yıldır falan diye tahmin ediyorum. Aynen. Ondan önce de başlamış ama işte bıraktığı için herhalde.
Anladım. Peki bu Katmıyor. zamana kadar oyunu oynamış yani hani ister istemez bir real hayatına olumlu veya olumsuz etkileri olmuştur. Bunlar neler? Onlardan bahseder misin? So you've been playing this game. You say it must have had some effects in your real life. Was there any effect in your real life? Was it good, bad? Actually, the game doesn't have effects in my real life. It says just a moment where we enjoy playing. Okay. Aslında oyunun benim hayatıma pek bir etkisi yok. Bu sadece hani oynadığım, zevk aldığım hayatımın bir vakti, zamanı. Ne derim ama? Peki para O başlıyor şekilde sonuçta. söyleyeyim. İster istemez etkisi olmuyor mu real hayatın? Oh, so you're saying you must be spending some money, so doesn't that have some effect in it? Well, you spend money and you get it back from like selling tax and the resources. But now with the recent updates that Game of did, so things are getting a little harder. So you were selling packs before? Yes. Okay. Diyor daha önceden paket sattığım için diyor. Hani paket parasını oradan çıkartıyormuş aslında. Ama şu an sanırım kaynak da sattı. You were also selling resources? Yes, but not much. Just Okay. like a few. Ha, biraz da kaynak satıyordum aynı zamanda. Hani paket parası o şekilde çıkıyordu. Ama şu an hani bu RVR şeyinde değiştirdikleri için kaynak Evet. transferi olayını. Yani şu an o da yok, paket de yok. Anladım. O zaman Sanırım paket almıyor. olumsuz yönünden çok olumlu yönü varmış öncelere bakılırsa. Bilmiyorum. Peki bu oyunda bir favori bir oyuncusu var mı böyle savaşçı bakımından hani? Do you have any favorite player in the game? Like a warrior? Well, the game is about team. You can't play alone. And you meet many players while playing. So my first player will be Yoshi. We have a long online friendship. I think it's the longest one since 198 because I met him there. And I'm happy and thankful for that because he's a good person, good fighter, and a great leader. Okay. Bu oyun takımla alakalı, yalnız oynayabileceğiniz bir oyun değil. Oyun oynarken birçok insanla tanıştım ama sanırım Yoshi benim favori oyuncum. Uzun zamandır da bir arkadaşlıkları varmış 198'den beri. O yüzden çok mutlu ve hani memnunmuş Anladım. onunla tanıştığı için. Ha, oymuş. Peki İyi 198'de bir hani evet. savaşçı ve lider. Bir bırakmış tekrar oyuna dönmüş. Peki bu oyuna tekrar döndükten sonra oyunu falan hiç bırakmayı düşünmüş mü? Mesela şu an hiç düşünüyor mu öyle bir şey var mı aklında? So you quit playing before, then you came back. So have you thought about quitting again? Well, I would say everyone at some point think about quitting. But when I think about it, about leaving my team and giving up on everything, it's not really a good choice. Okay. Sanırım oyunda herkes bir noktadan sonra bırakmayı düşünmüştür. Ama şu an bu benim yapabileceğim, yapacağım bir tercih değil. Takımı bırakmak ve hani onlardan vazgeçmek benim yapacağım bir tercih değil dedi. Anladım. Peki bu son gelen güncellemeleri baz alırsak, kırmızı item yani mitik item geldi. Revelelerde işte kaynak satışı falan hani kaynak alma yasaklandı. İşte jetonlar falan eklendi. Taşlar geldi yani bütün güncellemeleri baz alalım. Bu güncellemeler hakkında ne düşünüyor genel olarak? İyi mi oluyor kötü mü bu güncellemeler? Ben tam olarak oyundaki isimlerini bilmiyorum ama bir şekilde çevireceğim. Son güncellemelerde işte baz alırsak. So what do you think about the recent updates? Like there was a red item, some gems, I think, gems. Yeah, they did many things. And then bannings, they forbid transferring resources during RVRs. So what do you think about these updates? Well, they added many things recently. Checking off the resources transfer between areas, the red GS, like you said.
So I guess Gameloft is just looking to increase their income from selling packs. And for the bans, there is two sides actually. There's a good and a bad side. Well, for the good one is that we get less boost in Atlantis. As you saw in the last brackets, we didn't have many boosters. I heard only one guy boosted or two maybe. I don't remember. For the bad side is that there will be many people leaving the game. And wars will be hard, so I guess Gameloft is just being greedy. Okay. Gameloft birçok şey ekledi. İşte oyun realmler arasında kaynak transferini engelledi. İşte kırmızı item vesaire. Ama sanırım yani benim düşüncem Gameloft sadece daha çok paket satmaya çalışıyor. Hani kendi gelirlerini yükseltmeye çalışıyorlar. Ban'la alakalı da şey dedi, bunun hani iki tarafı var, iyi ve kötü. İyi tarafı Atlantis, sen de görmüşsündür dedi. Geçen Atlantis'te daha az booster mı diyorsunuz, evet. Hani birbirine saldıran kendi kalesiyle. Hani onu yapan daha azalmış. O yüzden Atlantis birazcık daha kolaylaşmış ve sanırım daha daha adil, kazanmak kolay olmuş, adil olmuş diyebilir. Ha, olabilir. Doğru. Evet. Hani bir iki tane gördüm de en son sadece. Onun için daha azdı. Kötü yanında birçok insan oyundan ayrılacak ve hani savaşlar daha zor hale gelecek sanırım kaynak açısından. Yani GameNot sadece açgözlülük yaptığını söyledi. Anladım. Peki bu durumdan yani ne derece rahatsız olmuş bu banlanmalardan falan dolayı? Yani sence adil mi? Sorsana. Do you think it's fair that Gameloft is banning those castles? No, because people have worked hard to make them. You can see like one guy made like 100 farms. He like he spent like 10 million gold or more. So we can build this and many resources. And they just come and ban them. It's very unfair. It's unfair. Hayır diyor, adil değil. Çünkü hani insanlar hem vakit harcıyorlar hem de bayağı para harcıyorlar diyor. Tanıdığı biri, you said he built 100 castles? Yeah, like in some realms they banned more than 100 castles. They banned many. Yani birini mesela 100 tane hesabını banlamışlar diyor. Yani 10 milyondan fazla altın harcamıştı diyor onun üzerinde. Bir de kaynağı var tabii büyütmek için o hesapları. O yüzden Gameloft'un bir anda gelip o kaleleri banlaması bence adil değil dedi. 317 de miydi bu kaleler? Those castles were in 317 or it's just another realm? No, for us, no one got banned so far. But for many realms, like I heard Ulu lost 900, I think, farms. Oh, wow. For many realms lost many farms. Yok, hayır, biz etkilenmedik dedi. Ulu'dan bahsetti sanırım. Ulu'da, evet. Ulu'nun bulunduğu realm'da 900'e yakın mı dedi? Doğrudur, orada bayağı gitti. Doğru. Gerçekten mi? Orada bayağı gitti aynen ya. 800 bin. Bir rivayete göre 1500. Ki böyle toplu bakarsak da yani 2000-3000 yakın kale gitti bütün Realmer'lerin toplam. Peki çok kötü. Bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ettiğimi söyle ve son olarak eklemek istediği herhangi bir şey var mıymış? Is there anything you want to add, Nox? Well, I have nothing to add. But I want to thank you for the opportunity that you gave me to speak with you guys. And I really appreciate it. Okay. And thank you. Okay. Çavuş was also saying thank you for joining and talking with us, having an interview. So thank you. O da teşekkür etti konuşmasına izin verdiğin için, konuştuğu için. Memnun olduğunu söyledi. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Peki, see you bro. Thank you. Evet. See you, Max. Thank you. See you. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik.
317'deki Knox kardeşimizle tanıştık. 22 yaşındaymış. Ben de şaşırdım yani gayet. Hani daha yani böyle 40 falan beklemiyordum da 22 de beklemiyordum daha doğrusu. Kendisi işte paket satarak falan böyle hani zaten birçoğumuz böyle yapmıyor muyduk? Hani paket satarak paket değil hani genelde kaynak satarak falan diğer paketleri alıyorduk ama bu güncellenmeden sonra o da bitti. Neyse konumuz bu değil. Konu ne ara oraya gitti ben de bilmiyorum. Tanıdık. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Davetimi kabul ettiği için ve ayrıca Merve'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çeviri falan bayağı bir zor olsa gerek bütün her şeyi aklında tutuyor. Ona da tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Ve videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve geldiğinde de haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sağdan ve soldan çıkan videolara tıklayarak da bana diğer videolara giderek de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.